20. yüzyıldayız ama hala katırlara mahkumuz. Bugün orman içlerine girdik. Buralarda yaşam hiç bitmiyor. Kuşlar, böcekler ve yırtıcılar yaşam ile mücadelesini sürdürüyor ama aynı anda başka yaşamlar da bu mücadelenin içinde. Bu Murat, Eskişehir sınırları içinde Büyük Sasa köyünde yaşıyor. Aynı zamanda bir orman işçisi. Orman Bakanlığı'nın tespit ettiği ağaçları kesiyor. Orman içlerinde kestiği ağaçları bir araya topladı, belirli ölçülerde hazırlayıp görevlilere teslim edecek. Bunun için bir takım aletlere ihtiyaç var. Bir de iş gücüne. Biraz sonra mola verecek. O ve o bölgede çalışan başka bir arkadaşı için çay yapma işini üstlendim. Ama ateşi bir türlü hazır hale getiremedim. Çünkü orman rutubetli. Küçük parçalar halinde olsa bile tutuşturmakta zorluk çekiyorum. Ağaç tepelerinde yaşayan kuşların cıvıltılarını duyuyorum. Ama sonunda başardım. Bu arada çay suyunu koyup yakınlarda çalışan Murat'ın arkadaşı Fevzi'nin yanına gidiyorum. Ateşi yaktık, biraz sonra orman işçilerini çağıracağız. Uçağım ne tarafa gidiyor, bir bak şöyle. Ne tarafa keser? Bence bu taraf. Tamam, o taraf açık. O tarafa gider de çamın defede bu yanına bak. Fevzi'nin bugünkü işi önceden tespit edilip numaralandırılmış ağaçları kesmek. Bu iş riskli bir iş. Geçmişte Fevzi'nin birçok arkadaşı ağaç altında kalıp hayatını kaybetmiş. Önce ağacın ne tarafa devrileceği tespit ediliyor, sonra da ters yönde bir üçgen açılıyor. Tabii ki standarda uygun yükseklikte bir bölgeden, her aşamada sık sık ağacın devrilme pozisyonu kontrol ediliyor. Hoca üstüne devrilmesin. Vallahi bence o tarafa düşecek. Birinci ağaçta beklenilen devrilme gerçekleşmedi. Gel seni. Traktörle devireceğiz. Bu tarafa dönüyordu, gideceğiz. İkinci ağaca gidiyoruz. Bunu kim damgalıyor? Kooperatif mi? Yok, orman şefleri. Orman şefleri damgalıyorlar. Balta yazmış. Tamam, bu bir işaret. Buraya da damgasına bak. Bu küçük bir ağaç sorunsuzca devriliyor, dallar budanıp geniş bir alana götürülecek. Belirli oranlarda kesilerek hazır hale getirilecek. Şimdi sıra üçüncü ağaçta. Fakat bu da istenildiği gibi devrilmiyor. Fevzi'nin birkaç ağaç daha kesmesi gerekiyor. Sorun mu var?
Dal. Kalıyor ama. Üç ağaç var. Üçünü de sorunlu mu oldu şimdi? Sık, normal. Normal mi bu iş? Normal olabilir tabii ki. Tam devrilmeyen ağaçları traktör asılacak. İnsan gücüyle asılması mümkün değil. Fevzi traktörünü getirdi, birkaç tanesini bağlayıp genişçe bir alana taşıyacak. Ben de onu takip edeceğim. Sonunda toplandık merkezi bir alana. Yeter bakalım böyle. Yeter. Ateş tam kıvamında. Benim çay önceden kalmıyordu. Ve su kaynamış. Bana az gelecek. Çay getir. Başka bir şey lazım değil. Yarın bir çeşme geçeceğim buraya. 30 kiloluk. El yüzü yıkamak için. Şuraya bağlayacağım. Abdest alamıyorum ya. Ya sen. Şimdi çay molası veriyorlar. Biz de oturup eşlik edeceğiz. Büyük bir özenle kaynamış suyu çayla buluşturuyoruz. Yani semaveri yakam ya. Semaveri yakacağım. Şuraya bir de el yüz yıkam bidonu geç. Herkes evinden bir şeyler getirmiş. Köylerde buna azık deniyor. Kendimize güzel bir ziyafet çekiyoruz. Katkıda bulundum, tamam. Başkanım buyurun bir tane atıyorum. Tamam. Ya onun sürüyorsun ya şimdi ben. Gelince, geçecek. Hazır. Ya. Şimdi de Bolu Dağları'nın başka bir yöresine gideceğiz. Burada ortam farklı. Bundan sonraki göreceğimiz görüntülerden sonra Murat ve Fevzi'nin ne kadar şanslı olduğunu fark edeceğiz. Burada iki aile var. İkisi de Adana'dan gelen mevsimlik işçiler. Bu aileler de ağaç kesme işi almışlar. Tıpkı Murat ve Fevzi gibi. Fakat onlar akşam olunca köyüne gitmiyorlar. Onlar en az 5 ay burada yaşayacaklar ve ona göre bir düzenek oluşturmuşlar. Bir öğle yemeği sonrası. İki aile de ormanın derinliklerine girecekler, çoluk çocuk hep beraber ve beraberinde katırlarıyla birlikte. Tempolu bir yarış başlıyor. Adım atacak bir yerin bulunmadığı bu ormanda hararetli bir mücadeleye giriyorlar. Bu işlem ormanın sağlığı açısından da gerekli bir işlem. Sağlıksız, verimsiz ve sık ağaçlar bir bir kesilip üretime kazandırılacak. Kesilen ağaçlar kısmen de olsa ulaşımın sağlanabildiği
sonradan açılmış yollara taşınacak. Belirli bir yöntemle yüklenen odunlar güçlükle ormandan çıkartılacak. İşte şimdi katırlar için en zor dönem. Çünkü kesilen ağaçların ormanın derinliklerinden çıkarılmanın tek yolu katırlar. Maalesef bu bir zorunluluk. 20. yüzyılda olmamıza rağmen. Bugün onlar tonlarca odun taşıdılar, artık dinlenme zamanı. Sahipleri onlara özel bir ilgi gösteriyor. Öyle ya, onlar olmazsa hiçbir iş yürümez. İyi beslenmeleri çok ama çok önemli. Fakat bu taşıma işini ticari olarak değil de ihtiyaç içinde çıkarılan odunlar da var. Türkiye'nin başka başka orman köylerinde. Tamamen ısınma amaçlı. Burada da başrolde yine bir katır. Isınma faturası yine ona kesilecek. Hayatımızın içinde olan kağıdı, peçeteyi kullanırken bir kez daha düşünelim. Hoşça kalın.